Merhaba. Kıl testeresiyle ne gibi motifler yapabiliriz? Eğlenceli dakikalar geçirmek için. Ben birkaç tane internetten motif aldım. Aldığım yerlerde Pinterest. Orada çok güzel kıl testeresi işleme motifleri var. Bilgisayara indiriyorum. Oradan da WordPad sayesinde yazıcıdan çıkartıyorum. Ondan sonra da güzel ahşap ve 6 milimetrelik, 8 milimetrelik, 4 milimetrelik kontraplakların üzerlerine veya kendi kalınlıklarını ayarladığım ağaçların üzerlerine yapıştırıp kıt serisine çıkartıyorum. Bunlardan birkaç tane motifi beraber yapalım. Hem de kıl testeresiyle neler yapabiliriz bunu da görmüş oluruz. Kullanmış olduğum elektrikli kıl testeresi Degobaj'da diyebiliriz. Heiss marka bir elektrikli kıl testeresi. Motoru güçlü, güzel. Size de tavsiye ederim. Aydınlatması ve gravür makinesi de var. Demin de göstermiş olduğum motifler ışık yansımasıyla güzel gözükmediği için bu şekilde tekrar size göstereyim. Alttaki 3 boyutlu 3D dediğimiz bir çalışma olacak. Üstteki sadece yüzeysel bir çalışma. Çocukların puzzle tarzı bir oyuncak olacak. Bunun ebatını merak edeceksiniz. Muhtemelen ben de ölçülerini vereyim size. 3,7'ye yani 37 milimetreye 133 milimetre yani 13 santimetreye 13 santimetre 2 milimetre. Böyle bir çam ağacından yararlanacağız. Üzerine yapıştıracağız bunu bu şekilde. Bu çalışmanın adı da 3D çalışması olacak. Bunları evde asmak için veyahut da arabaların aynalarına asmak için veyahut da istediğiniz yere süs olarak kullanacağınız bir çalışma olacak. Dikey matkapla buraları ilk önce bir deliyoruz. Ondan sonra işleme başlayacağız.
Demin küçük bir hata yapmıştık. Burasının içerisini boş bırakıp bu da bıçağımızı sıkıştırmıştı. Şimdi bu hatayı bir daha tekrarlamayalım. Ve o yüzden şuranın içerisine buradan çıkan malzemeyi yerleştirelim. Bu önemli bir püf noktası çünkü. Bıçağımızın kırılmasına sebebiyet verir. Hatta ufak bir yaralanmaya bile sebebiyet verebilir. O yüzden bu tarz malzemelerin çıkan parçalarını koyup da öyle tekrar işlem yapmak gerekir. Parçaların sağa sola kaçmaması için kolaylık sağlayacaktır. Sürekli parçayı tutmaktansa bu tarz 3D çalışmalarda mutlaka dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi. Çok hızlı çalışmayın, yavaş hareket edin. Çünkü parça büyük olacağı için, kıl testeresi için. O yüzden bayağı bir zorluk çekeceksinizdir.